Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler yurt içi ve sınır ötesinde görev yapmakta olan birliklerin komutanlarıyla bir video konferans yöntemiyle buluştu. Yüksek Askeri Şura kararı ile emekliye, emekliye, ayrılanlara hizmetler için teşekkür eden Güler, ateş topuna dönen bir coğrafyada Türkiye'nin huzur ve barışı önde tutan politikasını da etkin şekilde sürdürdüğünü vurguladı. Bölgemizde yayılmacı emeller besleyenlere bu coğrafyayı kendi kirli planlarını uygulama sahası olarak görenlere karşı ülkemizin ve aziz milletimizin bekasını koruma noktasındaki gerekli güç ve kudrete sahibiz. Bu asla ve asla unutulmamalıdır. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, yurt içinde ve sınır ötesinde görev yapan birliklerin komutanlarıyla buluştu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler bir kez daha Türkiye'nin barış ve istikrar yanlısı politikalarına işaret etti. Küresel ve bölgesel düzeyde kritik gelişmelerin yaşandığı, güvenlik ortamının her geçen gün karmaşık ve öngörülemez bir hal aldığı günümüzde ülkemizin ve asil milletimizin bütünlüğünü sağlamak, milli hak ve menfaatlerimizi korumak konusundaki faaliyetlerimiz aynı kararlılıkla devam etmektedir. Yüksek Askeri Şura kararıyla emekliye ayrılanlara hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Güler, terfi alan komutanlara da yeni görevlerinde başarılar diledi. Milli Savunma Bakanı terörle mücadeleye ilişkin bilgi aldı. Bölgede Türkiye'nin hayati rolüne işaret etti. Terörle mücadelemizin yanı sıra başta yakın coğrafyamız olmak üzere her gün bir yenisinin ortaya çıktığı gerginlikleri ve asimetrik saldırıları da yakından takip ediyoruz. Böylesine ateş topuna dönen bir coğrafyada istikrar adası olan Türkiye bölgede gerginliğin artırılmasına karşı güvenlik, huzur ve barışı önde tutan politikasını ve bu yöndeki girişimlerini etkin şekilde sürdürmektedir. Güler Türkiye'nin bölgede güven duyulan bir ülke haline geldiğini vurgularken müttefiklik ilişkilerini de geliştirme yolunda olduklarını kaydetti.